Mecit Laloğlu, 36 yaşında, kuyumcu, maktulün arkadaşı. 3-5 gün önce dükkanı kapattı. O günden beri görmedim kendisini. Neden kapattığını biliyor musunuz? Söylemedim. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok, birdenbire kayboldu ortadan. Vallahi herhalde dükkanı devretti, bizden gizliyor diye düşündük. Neden? Bir süredir İsmail ilgileniyor dükkanla. Baskı yapıyordu. Osman'ı bir türlü ikna edemedi. Geçen sene pasajdan 2 dükkan daha aldı. Osman'ınkine devralıp üçlemek istiyordu. Peki bu İsmail'i nereden buluruz? Valla şu İsmail'in dükkanı. Biri girişte, bir tane daha var. Sorarsanız söylerler. Tamam, sağ olun. Aynur Kaya, 40 yaşında. Maktul'ün komşusu. Şimdi son günlerde dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Girip çıkan yabancı birileri falan. Yabancı biri değildi. Sanırım 3-5 ay önceydi. Evi çekip çevirmesi için birini tutmuştu. Birlikte mi yaşıyorlardı? Evet. İsmi nedir peki? Gülnaz. Bir de kızı vardı, Ece. Ya soyadları? Maalesef, bilmiyorum. Ha. Peki bu Gülnaz'ı biraz tarif edebilir misiniz bana? 30-35 yaşlarında, çok hoş bir kadın, kumral. Şöyle orta boylu, alımlı biri. Bir de sapsarı bir kızı var. Şeker mi şeker, 5-6 yaşlarında. Bir görseniz tıpkı annesi hık demiş, burundan düşmüş. Birazdan arkadaşlar gelip sizden eşkalleri için daha detaylı bilgi isteyecekler. Yardımcı olursanız sevinirim. Tabii, ne demek? Fahri Kahraman, 60 yaşında, kuyumcu, maktulün arkadaşı. Bir çırağı vardı Mehmet ama araları pek iyi değildi. Neden? Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gözlerimle de görmedim. Kasadan para tırtıklıyormuş çocuk. Sonra ne oldu? Kovmadı mı çırağı? Kıyamadı galiba, kovmadı. Mehmet Aldemir, 21 yaşında, maktulün çırağı. Ne oldu, gerilmişsin ya? Gergin falan değilim. Yarım saatte burada böyle oturuyorum, sıkıldım. Bir çay kahve söyleyeyim sana. Evet, iyi olur ya. Bir tavla da atarız karşılıklı. Olur. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Niye getirdiniz beni buraya? Bir halt yedin ki buradasın. Ne haltı? Anlat bakalım, ustanı nasıl soydun? Ya dedikodu hepsi onlar. Otur lan aşağı. Dolaşsam olmaz mı? Otur lan! Bana bak, artistlik yapma, alırım oğlum senin aklını. En son ne zaman gördün ustanı? 2. Yok. 3 gün önce. Niye ki? Bir şey dedim sana. Yok. Sadece dükkanı İsmail'e devredeceğini söyledim. Şaka mı yapıyorsun sen usta? Hani hayatta satmazdın bu dükkanı sen o sahtekara? Ne yapalım oğlum? İşler değişti. Ne değişti usta? Hani hayatın da bu dükkan senin. Hem ben ne olacağım? Eğer adam olacaksan İsmail'le rica ederim. İsmail'le devam edersin. Seni dinleyecek mi zannediyorsun? Kendi adamını getirip koyacak. İş bulana kadar bir müddet bununla idare eder. Kaç para vardı zarfta? 5.000 lira. İyi paraymış. Ha, 10 yıldır çalışıyorum yanında. 5.000 lira yetmedi değil mi? Ya, ona koymazdı ki. Hem zaten çok parası vardı. Nereden biliyorsun çok parası olduğunu? Ya, 10 yıl yanında çalıştım, bırak da bileyim. Hem zaten sadece dükkanın hava parası 100.000 lira der. Bir tonlu altın var. Gerisini sen hesapla. 600.000 lira. İyi paraymış. İsmail Kaygısız, 37 yaşında, iş adamı. Oldukça cömert bir teklifti. Ama uzun süre ayak diredi. Sonra niye fikir değiştirdi? Bilmem. Bir gün beni aradı. Hala ilgileniyor musun dedi. Baktım satmaya niyetli. Ben de fiyatı düşüreyim dedim. Ama 600.000 liradan bir kuruş aşağı olmaz dedi. Siz de ödediniz parayı. Tabii nakit olduğu için biraz zor oldu parayı toparlamak. Ama hallettim. Neden nakit istedi? Bilmem. Devir işlemleri tamamlanana kadar kimsenin duymasını istemiyordum. Şuna adamı zorladım desene. Yok komiserim, ne zorlaması? Hiç sormadınız mı niye fikir değiştirdiğini? Bana ne komiserim, iş adamıyım ben. Sonuçta iş karlı mı değil mi ona bakarım. Devraldığınıza dair bir belge var mı elinizde? Olmaz mı? Ofiste hepsi. Sen gördün mü dükkanı devrettiğini? Yok, sadece söylediği kadarını biliyorum. Ama bir gariplik vardı. Ustam normalde çok sakin bir adamdır. O gün çok heyecanlıydı. Peki şu İsmail zorlamış olabilir mi ustanı? Her şeyi beklenir o heriften. Sakat herifin tekidir. Tanıyorsun yani İsmail'i. Ya pasajda az çok herkes bilir. Bir şu Gülnaz diye bir kadın varmış. Onu tanıyor musun? Gülnaz. Ha evet, ustam bahsetmişti. Ev işlerine baksın diye tutmuş. Birlikte mi yaşıyorlardı? Ya öyle biliyorum. Ha bir de galiba kızı varmış. Hatta geçenlerde ustam kızını oyuncak almaya göndermişti beni. Tamam.
Şimdi bir iki arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve DNA örneği alacaklar. Tamam mı? Gülnaz diye birini tanıyor musunuz? Gülnaz mı? Evet. Osman'ın evinde kalıyormuş. Ha, şu kadın. Osman evinde gördüm, evet. Gülnaz mıymış adı? Hatırladın demek. Osman devir işlemlerini konuşmak için beni evine davet etti. Nedense kimsenin bilmesini istemiyordu. Ben de o sırada gördüm kadını. Daha önceden tanımıyordunuz yani. Tanımam mı gerekiyor? Soruya cevap verin. Tanımıyorum. İlk defa Osman'ın evinde karşılaştık. Yapma Osman, nakit para zor biraz. Dükkanı istiyor musun, istemiyor musun? Tamam, bulacağım. Ama biraz zaman ver bana. Parayı toparlamam lazım. Güzel kadındı. Yüzü hala gözümün önünde. Daha sonra? Ondan sonra hiç görmedim. Emin misin? Yalan söyleyecek değilim ya. Göreceğiz bakalım yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Birazdan memur arkadaşlar gelecek. Parmak izi ve swab örneği alacaklar. Görevli memur arkadaşa Gülnaz'ın eşkalini de verirsiniz. Bahsettiğiniz belgeler almak için ofisinize kadar bir memur arkadaş size eşlik edecek. Beni burada mı tutacaksınız? Misafir edeceğiz diyelim. En azından olay aydınlanıncaya kadar.